kurulur hem toplanır, çimenlerin üstüne yayılır. Müzik kutusunu kurarak çalıştırıyoruz Ceren. Müzik kutusunun çimenlerle ilgisi yok ki. İyi günler sayın seyirciler. Bu akşam gökyüzüne bakmayı sakın unutmayın. Çünkü ülkemizin dört bir yanından çıplak gözle izleyebileceğimiz bir meteor yağmuru gerçekleşecek. Meteor yağmuru ne demek? Yağmur yerine meteor mu yağacak? Peki ama meteor ne? Yanımızda şemsiye taşımamız gerekecek. Orası kesin. Hadi anneme sormaya gidelim. Anne, haberlerde Sunucu amca dedi ki bu akşam Mete yağacakmış. Mete değil, meteor. Gökyüzüne bakarsak biz de görebilecekmişiz. Ne güzel işte çocuklar. Biz de ailecek izleriz. Ama biz hiçbir şey anlamadık anne. Yazın bir kez yıldız kaymıştı kızım, hatırladın mı? Ha, evet anne, hatırlıyorum. Bahçede oturuyorduk seninle. İşte onun gibi bir şey. Yine yıldız kayacak ama bu sefer çok fazla olacaklar. Yaşasın! Bu güzel doğa olayını izlemek istiyor musunuz çocuklar? Evet anne. O zaman öğle uykusuna ihtiyacınız olacak. Gece yıldızları seyrederken uyuklamayı istemezsiniz değil mi? Ama anne hiç uykumuz yok ki. Uyumasak olmaz mı? Bir rüya gördüm. Çok gerçekçiydi. Hadi ne gördüm tahmin et. Hadi Ceren tahmin et. Uyur numarası da yapma. Ayaklarını sallıyorsun. Yakaladım. Peki Ceren. Madem merak etmiyorsun ben de anlatmam işte. Cevap vermemen haksızlık işte. Kardeşin sana bir şey sorsa bana cevap vermez misin tavuk kardeş? Ben de öyle tahmin etmiştim. Aferin sana. Ne oldu? Senin kardeşin yok mu yoksa? Ama sen her dediğime cevap veriyorsun. Ne akıllı tavukmuşsun sen öyle. Ben de benimle konuştuğunu sanmıştım. Meğer yumurtluyormuşsun. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Bu gece Mete yağmuru... Meteor yağmuru olacakmış baba. Beraber izleriz değil mi? Bahçeye ufak çadırımızı kurup oradan izlemeye ne dersin Ardacığım? Bu harika bir fikir baba. Hemen alarmımı kurmaya gideyim ki meteor yağmurunu kaçırmayalım. Hem saati hem de çadırı kurmakla iyi bir iş yaptım. Hem kurulur hem toplanır.
çimenlerin üzerine yayılır. Tabii ki çadır. Bilmecenin cevabını nasıl çözdüğümü anladın mı kardeşim? Ne oldu çocuklar? Neden konuşmuyorsunuz? Ceren? Ben de çok merak ediyorum anne. Neden konuşmuyoruz acaba? İlk sen başlattın Ceren. Aa, ne yaptım ben? Sana rüyamı anlatmak istedim ama bana cevap bile vermedin. Sürekli bacaklarını sallayıp durdun. Yattığın yerde yüzüme bile bakmadın. Beni duymuyormuş gibi yaptın. Neden küstün bana? Ben seni gerçekten duymuyordum Arda. Bak. Ya müzik dinliyordum Arda. Kardeşim bana küser miymiş? Küsmedim, küsmedim. Yapma Ceren. Yapma. Benim ikizim bana küsmüş mü? Küsmedim Ceren, yaklaşma. Tamam, küsmedim. Küsmedim, tamam. Arda bana küsermiş de benim haberim mi olmazmış? Seni de tavuğu da yanlış anlamışım. Tavuk mu? Uzun hikaye boş ver. Hadi kitabımıza bir bakalım. Hemen döneriz. Hem kurulur hem toplanır, çimenlerin üstüne yayılır. Birlikte cevap verelim. Tamam. 3, 2, 1. Çadır. Çadır. Bir şey kaçırdık mı anne? Hayır kızım, henüz başlamadı. Neden böyle sallandığını merak ediyor olabilirsiniz. Sebebi rüzgar ya da yel. İki kelimenin de anlamı aynı. Gelin bir şarkıyla anlatayım. Rüzgar salladı kuyruğumu, döndürdü başıma buyruğumu. Diğer adı yel, sesi de güzel, ıslık sandım duyduğumu. Rüzgar salladı kuyruğumu, döndürdü başına buyruğumu. Diğer adı yel, sesi de güzel, ıslık sandım duyduğumu. Yel, 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 yel. Rüzgar bana esiyor, yel durmaz yine geziyor. Sağa uçuyor, sola uçuyor, bir alkışı hak ediyor. Rüzgar bana esiyor, yel durmaz yine geziyor. Sağa uçuyor, sola uçuyor, bir alkışı hak ediyor. Rüzgarı seviyorum. Çeviri ve Altyazı M.K.